Ekran başındaki sevgili dostlar, şu anda Elmacı Pazarı'ndayız. Tarihi Elmacı Pazarı'nda ve baklava yiyeceğiz. Lokman, ben Antep'e geldiğim zaman... Evet. Şimdi bak, baklava benim için öyle bir şey ki rüyalarımda baklava görürüm ben. Böyle hayat... Gerçekten bak. Hayatımda böyle dayanamadığım nadir şeylerden birisi baklava. Böyle rüyamda böyle kat. Böyle katı da görüyorsun yani. Of, var ya arasındaki fıstık. Ne kadar yersin mesela? Ben bir tepsi yerim. Yok artık. Ben net yerim yani. Ya bir tepsi nasıl tepsi baklava yiyeceksin abi? Sen ne kadar yersin? Ben hani çok zorlasam 1 kilo. 1 kilo? Evet. 1 kilo ne ya? Sen 1 kilo yiyebilir misin? Ben 1 kiloyu var ya yani hani... Ama öyle şey değil. Mesela kaç dakikada yersin 1 kiloyu? Sen kaç dakikada yersin? 10 dakikada. 10 dakikada herkes yer abi. Kaç dakika? 5 dakika. Bak 5 dakika ye, bugün bütün her şey benden. Sana bir şey söyleyeyim. O zaman şöyle. Söyle. Taş kağıt makas yapalım. Tamam. Kaybeden 1 kilo baklavayı 5 dakikada yesin. Tamam. Olur mu? Olur. Var mısın? Ambulans çağırabilir misiniz? Ben ambulans istiyorum. Bak sonra yok Türeci'm benim şekerim var. Hayır. Yok tamam. Var öyle şeyleri yapamam. Yok eğer böyle şeyler yiyemem. İddiaysa iddia. İddiaysa iddia. Haydi o zaman. Var mısın? Varım. Tamam. Haydi. 1, 2, 3. Birinci de kazandım. Evet. Üçte bitiyor ama. Üçte mi bitiyor? Üçte bitiyor. Tamam. İki oldu artık işe gerek yok. Hayır öyle değil. Hayır dur öyle değil. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha. Son. Üçte bitiyor. Bir kilo baklava yiyeceksin. Gerçekten iyi yaptın. Hayır. Sen benim elim daha... Neyse tamam. Bir kilo baklava yiyecek 5 dakikada. Hadi hep beraber izleyelim hadi. Lokman. Geliyor. Lokman. Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Murat abi. Adaletin bu dünya değil. 1 kilo yiyeceğim dedi 5 dakika. Abi dünya yiyorsunuz. 1 kilo da bunu yemişsin. Çaktı yani. Merhaba ben Murat Güllü. Gaziantep'te 6 kuşaktır baklavacılık yapan bir ailenin ferdiyim. Babam ve abimle beraber bu işi sürdürüyoruz. Ailemiz kebapçılık yaparken bu dükkanda bir hac ziyareti için kervanlarla seyahatenle baklava tatlısının dükkanlarda yapıldığını görüyorlar. Daha sonra bunu Gaziantep'e gelip buradan elde ettikleri malzemelerle ve yıllarca burada edindikleri tecrübelerle güncel Antep baklavası haline getiriyor. Bak ne güzel. Ya. İnsani şartlarda. Aynen. Yetiyor bana. Çizim kalkmıyor bile. Tabaklarla 1 kilo 650. Valla tabaklar çok güzel. Tabaklarımız burada bizim abi çok özel bir sunumdur. Bu yaklaşık 100 yıldır aynı tabaklarla sunuyoruz. Maşallah. Dedemlerden kalma bize. Bunlar Antep'in özel bakırı ve bizden sürekli bu tabaklardan insanlar istiyorlar. Ne vallahi güzel. Çok güzel duruyor. Şimdi başlayalım mı hemen abi? Başlayalım abi. Şimdi sen 1 kilo yiyeceksin ama hani o, belki o kadar hissedemeyeceksin ama esas baklava nasıl yenir abi? Şöyle bak, baklavayı aldığın zaman şöyle tabanının parlaklığından onun tazeliğini anlarsın. Kat kat her bir katını görürsün evet. Abi. Arasındaki fıstığının yeşilini görürsün. Sonra şöyle bir koklayıp da sade yağlı fıstığın rehasını hissettikten sonra şimdi hiss sesini duyup 5. duyuya hitap etme zamanı. Ne sesi? Hış. Hış. Önce su mu içiyoruz ama? Ha tabii öncesinde bir suyumuzu içelim ki belki öncesinde bir şey yemişizdir. Ağzımızın tadını hiçbir şey yemedik diye. Bugün abi. Eminim hiç yememişsiniz. Yalan yedik sadece. Bu esnada sen abi yerken ben istersen biraz buradan anlat, burayı anlatayım. Ben yokum. Şimdi bulunduğumuz yer Gaziantep'te baklavacılığın yapıldığı en eski dükkan. Hatta bilinen dünyanın en eski baklavacısı. Yani bu şöyle, faal baklavacılar arasında burası dünyanın en eski baklavacısı. Biz burada 1850'lerden bu yana yaklaşık 6 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Baklava mutfağımıza tabii ki aslında var ama Antep baklavasının icat olduğu yer bu dükkandır. Aynen öyle.
Yani çok güzel bir yere gelmişsin. Doğru bir adres. Hoş geldiniz abi. Ayaklarınıza sağ olun. Aynen. İyisin değil mi? Tamam, güzel. Peki abi, bu Antep baklavasının diğer baklavalardan, hani şimdi bunun Şam'da, Halep'te de yok bir yani zaten bize de oradan girmiş evet, ama burada bu birazcık revize edilmiş. Buradan elde edilen malzemelerle ve buranın ustalığıyla. Çünkü burada Antep baklavasının en önemli özelliklerinden birisi kesinlikle ustalık. Burada yapılan, yediğiniz her bir dilimin her bir katında çok iyi bir işçilik var, çok iyi bir ustalık var. Aynı zamanda kullanılan malzemeleri çok kaliteli olması lazım. Yani fıstığı birinci kalite Bozüç fıstık dediğimiz fıstıktan kullanırız. Sade yağ, Şanlıurfa'nın sade yağıdır. Koyun yağında, koyun sütünden elde edilir ve bunlar tamamıyla en kaliteli malzemeler. Dünyanın dört bir yanında baklava yapılıyor. Daha çok da bu coğrafyada yapılıyor ama Antep'te yapılan baklava, Antep baklavası dünyanın en kaliteli baklava türüdür. Ve bu şekilde de biz baklavamızı tescil ettik. Hem yurt içinde hem de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alınmış ilk Türk ürünü olarak da baklava bilinir. Ben şunu öğrenmiştim baklavayla ilgili. Şimdi şerbeti çok önemli burada. Kesinlikle. Şerbeti bazen havanın sıcaklığına göre bile doğru, sıcaklığını değiştiriyor. Havadaki nem oranına. Örneğin dün çok yağış vardı. Bugün kurumsak bir hava var. İki gün arasındaki şerbetin oranını bile ayarlamak ustanın elindedir. Dediğim ustalık da bunlardan. İşte. Aynı zamanda hamuru yoğururken hamurun içerisine katacağınız unun karışımının oranı da buna bağlıdır. Ona göre suyunu fazla veya eksik verirsiniz. O da buna bağlıdır. Bu baklavanın hamuru çok yoğun, çok sert bir hamur. Sert buğday unundan elde edilir. Bunlar yani bunun içerisindeki her bir aşama, her bir malzeme çok önemli. Peki bir şey söylemek istiyorum. Kaç kat? Hani bu 40 kat tepsi var ya. Tabii gerçekten öyle. Yani en altından en üstüne kadar bir tepsi baklavada yaklaşık olarak 40 kat hamur var. Dolayısıyla her bir dilimi de öyle. Bir de eski ustalarımızın yaptığı çok güzel bir şey var. Ben bir imalathaneye gitmiştim orada. Sizin ailenize ait bir yerde. Böyle iyice hamur açıyor, içine üstüne bozuk para atıyor. Eğer kalırsa böyle kubbe şeklinde, tamam diyor, bu hamur artık güzel olmuştur. Arkasına bir gazete koysak o hamurun arkasından gazeteyi çok net bir şekilde okuyabiliyoruz. Aynen. Şu an bu arada 3 dakika oldu süre. Ben bayağı iyi gidiyorum. Bakıyorum evet, maşallah. Ya. Nutkum tutuldu. Valla iyi ki geldik, iyi ki baklavalarımızı yedik. İyi ki kaybettik. O zaman Lokman'cığım ne diyoruz? Dünyayı yiyen adamlar. Dünyayı yemeye. Devam etsin. Hadi etsinler bakalım. Hadi görüşürüz. Oh.